Congratulations. You are now all officially Harvard graduates. Bilge Çoş. Selam arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer daha önceden tanışmadıysak ben Bilge. Harvard MBA 2020 mezunuyum. Bugün farklı konseptte bir içerikle karşınızdayım. Harvard mezuniyetime beraber hazırlanacağız. Şu anda içinde bulunduğumuz koşullardan dolayı online bir mezuniyet olacak. Ben de Harvard mezuniyetime Manisa'dan katılacağımı söyleseniz asla inanmazdım. Ama böyle oldu, moral bozmak yok. Türkiye saatiyle akşamüstü 4.30'da, yani 1 saat sonra mezuniyetim olacak. Amerika saatiyle 9.30'da. Şimdi öncelikle elbise seçeceğiz. Daha sonra makyaj saç hazırlanma tarafında beraber yapacağız. Ve sizi mezuniyetime de konuk edeceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Kardeşim Eser onun elbiselerini kullanmama izin verdi. Onun için çok teşekkür ederim. Bugüne kadar o hep benim elbiselerimi çalıyordu. Bugün de ben çalıyorum. Hadi gelin. Sen de istersen konuşabilirsin bu arada. Tamam, ben şey miyim tamam. Bu? Danla Bilic'in... Aynen konuş- sen Sinan'sın. Tamam. Şimdi Eser'in çok güzel elbiseleri var. Ben zaten birkaç tanesini daha önceden gözüme kestirmiştim. Benim bu arada niyetim Manisa'da o kadar uzun kalmak değildi. Daha doğrusu ne kadar süre kalacağımı bilmediğim için çok az eşya ile geldim ben buraya. Mesela şu olabilir diye düşünüyorum. Bu arada neden mezuniyete hazırlanıyorsun, sen deli misin, salonda mezuniyet var derseniz. Okul demiş ki hani hepiniz havaya girmek için böyle erkeklerse gömlek giysin, kızlar da ona uygun hazırlansın gibi böyle bir dress code var yani. O nedenle ben de elbise giyeceğim ve birazcık makyaj yapacağım. Bu olabilir diye düşünüyorum. Bu olabilir. Sen ne dersin Eser? Pembe olan zaten benim lise mezuniyet elbisem bu arada. Tamam, benim de gözüm bundaydı valla. Şöyle bir kenara koyalım. Aa, mesela şu çok güzel bir elbise. Benim de böyle elbiselerim var. Ben de çok seviyorum trench coat elbise. Ama bu biraz daha günlük kalır. Evet herhalde. O biraz daha günlük. Şöyle daha canlı bir şey olabilir. O da bence çok günlük. Ben onun bayağı şey. Normal crocs'la falan giyiyorum. Tamam, o zaman bu elbiseyi seçtik. Buna uygun böyle fresh, canlı, açık renklerde bir makyaj yapmak istiyorum. Hadi başlayalım. Evet, şimdi pembe tonlarda hafif bir makyaj yapacağım. Cildimi temizledim. Krem sürerek işe başlıyorum. Öncelikle Origins'in bu yüz kremini yüzüme sürerek işe başlıyorum. Ben normalde Shiseido'nun kremini kullanıyordum. Ama maalesef kremim bitti ve yenisini alma fırsatım da henüz olmadı. Çünkü nereye sipariş vereceğimi bilmiyorum gerçekten. Sınırlar açıldığı zaman İstanbul'a gitmeyi planlıyoruz. Ve sınırlar bir türlü açıklanmadığı için buraya mı sipariş versem, İstanbul'daki eve mi sipariş versem konusunda kafam çok karıştı. Ve tabii şu anda herkes eve sipariş ver. Verdiği için de siparişler birazcık geç geliyor. O anda anne bu kremi annemden ödünç aldım. Zaten ben de ona hediye almıştım onu yukarıdan gelirken. Ama gayet güzel bir krem. Ben buna el koyayım. Sonra Shiseido'nun bu göz kremini sürüyorum. Normalde kullandığım yüz kremi de bununla aynı serinin yüz kremiydi. Evet, cildimizi güzelce nemlendirdik. Dudaklarımda bu Burt's Bees'in Hindistan cevizi ve armutlu nemlendiricisiyle nemlendirmek istiyorum. Şimdi birazcık bekleyelim. Bunlar en iyisi. Evet, bence tamam. Şimdi öncelikle çok az kapatıcı süreceğim arkadaşlar. Ben Tarte'ın Shape Tape'ini kullanıyorum. Rengi de light rengi. Ben bu arada elime sürerek uyguluyorum. Önce elime sürüyorum. Daha sonra göz altıma sürüyorum. Böyle yaptığımda çünkü daha az ürün sürebiliyorum. Bana cildimle ilgili de çok fazla soru geliyor bu arada. Biraz da o nedenle zaten mezuniyetime sizinle beraber hazırlanmak istedim. Ben McKinsey'deki çalışma hayatımın ikinci yılında sanırım. Çok ciddi bir sivilce problemi geçirdim. İşte o kadar uzun saatler muhtemelen kapalı ortamda bulunmaya alışkın olmadığım için cildim aşırı sivilcelenmiş şeklinde bir reaksiyon verdi. Daha sonra da yaklaşık 7 ay Roaccutan kullandım. Ama 7 ay Roaccutan kullandıktan sonra bile cildim bu şekilde görünmüyordu. Böyle birazcık iz kalmıştı falan. Daha sonra her şeyi yogaya bağlıyorsun demeyin bana ama gerçekten yoga ile beraber daha doğru nefes almayı öğrendikçe cildimde gerçekten çok aydınlık görünmeye başladı. Onun dışında da kullandığım ürünleri söyledim. Genellikle bunları kullanıyorum. Bence bu kapatıcı işi tamamdır. Ben özel günlerde kontür yapmayı seviyorum bu arada. Genelde de Fenty Beauty'nin bu kontür stiğini kullanıyorum. Bunun da rengi amber rengiymiş. Bunu da Elf'in Ultimate Blending Brush ile karıştırıyorum. Kamerada makyaj yapmak çok ilginç bir şeymiş bu arada. Şu an böyle kendimi kamerada böyle görünce bir garip hissettim. Ama
Bu arada ben de makyaj yapmanın çok büyük kısmını YouTuber'lardan öğrendim. Bu konuda iddialı değilim yani. Ben bunu hem birazcık muhabbet olsun diye çekiyorum. Hem benden böyle içerikler istediğiniz için. Hem de sonuçta kaç kere Harvard'dan mezun olacağım. Buna da sizinle beraber hazırlanmak. Sizi yolculuğuma dahil etmek ve hatta mezuniyet törenime de götürmek istiyorum. Bence oldu ya. Şimdi bronzer sürelim. Ben Physicians Formula'nın bu bronzerını kullanıyorum. Rengi de Sunkist Bronzer. Sanırım rengi bu. Bunu da yıllar önce Sephora'dan aldığım bu minik kabuki fırçayla uygulayacağım. Bunlar hep Duygu Özaslan 2014 taktikleri. Böyle bugün mezuniyet olduğunu fark edince kardeşime şunu söyledim. Ben 2015'te Boğaziçi'nin mezuniyet törenine giderken o işte kep cübbe giydiğimiz törendeki makyajımı Eser yapmıştı. Ve onlar gerçekten full Duygu Özaslan 2015. Ben 2016 Ocak mezunuyum ama 2015'teki mezuniyet törenine gittim bu arada. Çünkü normalde 2015 Haziran'da mezun olmak gerekiyordu. Ama Erasmus nedeniyle bir dönem okulu bile uzatmıştım. O nedenle kendi dönemimle beraber mezuniyete gitmiştim. Şimdi allık süreceğim bu arada. Bu Anastasia Beverly Hills'in Blush Trio allığını süreceğim. Ben şu en alttaki rengini süreceğim bugün. Çünkü biraz romantik bir makyaj olsun istiyorum. Bu da böyle biraz fazla renk veren bir allık. Bunu da sonra şu büyük karıştırma fırçasıyla karıştıracağım. Tam bence bu kadar yeter. Şimdi göze geçelim. Ben göz için karıştırma bölgesine, yok, katlama bölgesine bu yine sürdüğüm bronzer'dan bir çok hafif süreceğim. Bunu da Elfin Blending Brush ile sürüyorum bu arada. Sonra da Duba'nın bu Nude Tude paletiyle buradan bir renk seçelim. Bunu da Eser'den ödünç aldım. Ödünç aldım da diyebiliriz, haberi yok. Şu Fit rengini süreceğim. Bu. Parmağımla süreyim, sonra da alırız. Şu Fabulous. Şu rengi de göz kapağımın şöyle ortasına hafif dokunduruyorum. Son olarak maskara sürüp tamamlayalım. Ben Ilia'nın bu maskarasını kullanıyorum. After Midnight'miş. Bu marka sanırım Türkiye'de yok. Amerika'da bu arada en çok özleyeceğim şeylerden biri Sephora gerçekten. Hem böyle ürün çeşitliliği, hem Türkiye'de vergilerin gelmesiyle beraber inanılmaz burada fiyatlar yüksek. Amerika'da Türkiye'den daha ucuz olan tek şey sanırım makyaj malzemeleri, güzellik malzemeleri olabilir. Ben de böyle makyaj malzemesi az olsun, kaliteli olsun modunda biriyimdir. O nedenle Amerika'daki Sephora'yı sevmiştim. Çok az da ruj sürmek istiyorum. Bunu da yine önce bir elime süreceğim. Sonra elimden böyle dudağıma sürüyorum. Tamam, bence makyaj budur. Azıcık da kaşlarımızı tarayalım. Şimdi giyinelim, zaten geç kalıyoruz. Evet, mezuniyete hazırım. Bu güzel elbise için ve makyaj paleti için canım kardeşim Eser'e de çok teşekkür ederim. Komik biri. Ben Gözde Tezer gibi hissettim, o böyle şöyle falan yapar ya. Evet, hep böyle şeyler dans ediyor. Saçlarımı sanırım böyle bırakacağım. Öyle çok uzun süredir ısıl işlem uygulamıyorum. Düzleştirici çıkmadan önceki nesil hatırlayabilir, saçları ütülemek diye bir şey vardı. Ben saçlarımı ütüleye mahvetmiştim. 6. sınıfta falan başlamıştım ütülemeye çünkü. Ve ısıl işlem uygulamayı da bir yaklaşık 3 yıldır falan çok fazla yapmıyorum. Yani partilere ya da özel gecelere giderken bile yapmıyorum diyebilirim. Birkaç kere de keratin bakımı, sakinleştirici bakım vesaire yaptırdım. Onlar da iyi geldi. Şimdi böyle hiç ısıl işleme ihtiyaç duymuyorum. Ve biliyorum ki uyguladıkça insanın uygulayası geliyor. O nedenle bugün de uygulamayacağım. Zaten kardeşimin odasından salona gideceğim mezuniyet için. Bu arada ben bu mezuniyet için çok heyecanlıydım. Harvard'ın mezuniyeti gerçekten çok güzel oluyor. Çok güzel konuklar geliyor. Mesela 2008'de sanırım J.K. Rowling gelmişti. Natalie Portman. Gerçekten böyle çok değerli insanlar geliyor. Ama bize de dediler ki işte şimdi bu sene böyle internet üzerinden yapalım. Seneye ilk yıl buluşması yaparken onu telafi ederiz. Bizde de böyle ilk yıl buluşması diye bir şey var. Hatta sanırım 1., 5. ve 10. yıllarda yapılıyor. Böyle mezun olduktan sonra işte belirlenmiş tarihlerde tüm mezun olan öğrenciler, yani daha doğrusu gidebilen mezun olan öğrenciler
Bu etkinliğe gidiyorlar. Orada buluşuyorsunuz arkadaşlarınızla. Okulda böyle bazı etkinliklere katılıyorsunuz vesaire. Bir hafta sonunu böyle geçiriyorsunuz. Bize dediler ki sizin mezuniyeti seneye yapacağız. Bakalım yani inşallah seneye açılırsa olur. Bu arada az önce bu Tony Yanga'nın deniz tuzu spreyini sıktım saçıma. Bu böyle saç spreylerine göre nispeten daha temiz içerikli bir ürün olduğu için ve açıkçası evde bunu bulduğum için bunu sıktım. Benim çok fazla bebeklik saçım var çünkü Eser çok dalga geçer. Onları böyle bir yatıştırmak istedim. Zaten bir saate falan tekrar çıkar onlar geriye. Son olarak da parfüm sıkıp hazırlanma turunu bitiriyorum. Ben video çekmeden önce falan da parfüm sıkıyorum bu arada. Annem de diyor ki evet seni izleyenler görüyor gerçekten çok iyi oluyor parfüm sıkma falan. Ama bilmiyorum yani beni iyi hissettiriyor. Bu parfüm de gerçekten bence bu kıyafetin, makyajın falan ruhuna çok uygun bir parfüm. Ben bu arada sürekli yaz kış bu parfümü kullanıyorum. Öyle imza koku olayına inanıyorum. O nedenle hep aynı şekilde kokmak aslında hoşuma gidiyor. Parfüm olarak da Chloe'nin bu klasik. Bunun bir adı var mı? Emin değilim. Sanırım klasik Chloe bunu kullanıyorum. Welcome to the commencement day of the great HBS class of 2020. First for our graduates, dear graduates, congratulations, you have made it. I knew that when the class of 2020 first gathered, you would be a special class, a class unlike any class in the history of HBS. But I don't think any of us had the 2020 eyesight to foresee that we would be gathering today for the first virtual commencement in the 112-year history of HBS. By virtue of the authority delegated to me, I confer on you, today's graduates from across the schools of Harvard University, the degrees for which your studies have qualified you. May you use your learning to advance the pursuit of truth and understanding, to improve the lives of others, and to rise to the challenges of our troubled world. Congratulations, you are now all officially Harvard graduates, and parents and family members and loved ones, this is the point where you get to lean over and give your graduate a big hug and a kiss. Go for it. The degree candidates from Harvard Business School who stand ready to lead people in enterprises that make a difference in the world. Bilge Çoş. Thank you.
devam ediyor. Ben de güneş batmadan bu videoyu kapatmak istedim. Farklı konseptte bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu video sizin bu kanalda izlediğiniz ilk videoysa, ben bu kanalda eğitim, kariyer ve motivasyon hakkında içerikler paylaşıyorum. Eğer hoşunuza gittiyse aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Eğer bu içeriği beğendiyseniz beğen tuşuna basarsınız ve faydalı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.